Virüs sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replik olabilen mikroskopik enfeksiyon etkenidir. Dmitri Ivanovski'nin 1892 yılında bir makalede tütün bitkisine bulaşan bakteri olmayan etkenleri açıklamasından sonra Martinus 1898 yılında tütün mozaik virüsünü keşfetmesinden beri 6000'den fazla virüs türü detaylı bir şekilde tarif edilse de milyonlarca türde virüs vardır. Virüsler, yeryüzündeki hemen her ekosistemde bulunan biyolojik varlığın en bol türüdür. Virüsler, enfekte hücre içerisinde veya enfeksiyon sürecinde viryonlar ve bağımsız viral parçacıklar halinde bulunabilir. Viryonlar, ışık mikroskopuyla görülemeyecek kadar küçük yapıdadırlar. Ortalama bir viryon, ortalama bir bakterinin %1 büyüklüğündedir. Yaşamın evrimsel tarihinde virüslerin menşei açıklanamamıştır. Bazıları, hücreler arasında hareket edebilen DNA parçacıkları olan plazmitlerden, bazıları da bakterilerden evrimleşmiş olabilir. Evrimde, virüsler genetik çeşitliliği artıran yatay gen transferinde önemli bir araçtır. Virüsler, genetik materyal taşıdıkları, üredikleri ve doğal seçimle uğradıkları için bazıları tarafından canlı kabul edilir. Ancak canlı olarak kabul edebilmek için gerekli bazı anahtar özellikleri taşımadıkları için virüslere yaşamın kıyısındaki organizmalar veya kopyalancılar denilmiştir. Virüsler birçok yolla yayılırlar. Bitkilerde virüsler genellikle yaprak bitkileri ve bitki öz suyu ile beslenen böcekler tarafından bitkiden bitkiye aktarılırken hayvanlarda kan emici haşerat tarafından aktarılırlar. Bu hastalığı taşıyan organizmalara vektörler denilir. Grip virüsleri ise solunum yoluyla yayılım gösterir. Hayvanlarda viral enfeksiyonlar genelde bağışıklık sisteminin uyarılması ve enfeksiyona neden olan virüsün ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanır. Bağışıklık tepkileri aynı zamanda aşıyla uyarılabilir. Bu durum belirli viral ajanlara karşı yapay bir bağışıklık kazandırır. Bununla beraber AIDS ve viral hepatit etkin olan bazı virüsler immün yanıttan kaçarlar ve kronik enfeksiyonlara yol açarlar. Antibiyotikler virüslere etki etmezler. Ancak virüslere etki edebilen bazı antiviral ilaçlar geliştirilmiştir. Virüslerin ilk görüntüleri Alman mühendis Ernest Ruska ve Max Knoll tarafından 1931 yılında elektronik mikroskopun icadı üzerine elde edildi. 1935 yılında Amerika'da biyokimyacı ve virolog Wendell Meredith tütün mozaik virüsüyle ilgili çalışmalar yaptı ve çoğunlukla protein yapılardan oluştuğunu buldu. Kısa bir süre sonra virüsler proteinler ve RNA parçalarına ayrıştırıldılar. Virüsler ve canlı hücreler DNA veya RNA ve proteinler gibi ortak bileşiklere sahiptirler. Lakin biyokimyacı Wendell'in tanımına göre virüsler biyolojik moleküllerden basit oluşumlardır. Organik moleküllerin kendi kendilerine yapısallaşma özelliklerinin bir sonucudurlar ve dolayısıyla canlı sayılmazlar. Öte yandan son yıllarda yapılan yeni keşifler virüslerin canlılığı hakkındaki tartışmayı yeniden gündeme getirmiştir. Amipleri enfekte eden bir virüsün 1200 geni vardır ki bu rakam bazı bakterilerin gen sayısından daha fazladır. Bu virüslerin genleri arasında normal virüslerde bulunmayan canlı hücrelerde bulunan 30 kadar gen vardır. Örneğin protein sentezi ve DNA tamirinden sorumlu enzimleri kodlayan genlerdir. Virüslerin canlı olup olmadığı tartışması sürmektedir. Sorunun cevaplandırılması için hayat nedir sorusunun cevabı gerekmektedir. Virüsler hayatın olduğu her yerde bulunurlar ve canlı hücrelerin ilk geliştiği andan beri muhtemel virüsler de vardır. Virüslerin kökenleri bilinmemektedir çünkü fosil formaları bulunmamaktadır. Virüslerin kökenlerini bulabilmek için DNA ve RNA karşılaştırılmasını kullanan moleküler teknikler uygulanmıştır. Ek olarak viral genetik materyal bazen konak hücredeki gen bölgelerine entegre olabilir. Bu yolla virüs genomu nesiller boyu dikey olarak aktarılabilir. Bu bilgiler milyon yıllar önceki antik virüslerin izini sürmeye çalışan paleviroglar için paha biçilmezdir. Virüsler bir yaşam biçimi olup olmadığı ya da canlı organizmalarla etkileşime girip girmedikleri konusunda farklı görüşler mevcuttur. Virüsler
yaşamın kıyısındaki organizmalar olarak tanımlanmıştır. Genler, doğal seçilim yoluyla, evrim ve öz montaj yoluyla genlerinin birden çok kopyasını yeniden oluşturarak organizmalardakine benzer özelliklere sahiptirler. Canlı kabul edilen hücrelerin çoğalmak için hücre bölünmesini kullanmaları, buna karşın virüslerin hücrelerde spontan olarak replike olmaları, onların çoğalmasını canlı kabul eden hücrelerin çoğalmasından ayırırken, virüslerin çoğalırken doğal seçime maruz kalmaları nedeniyle genetik yapılarında meydana gelen farklılıklar onların kristallerinin özel çoğalmasından ayırır. Konak hücre, virüs replikasyonunun hayatın kökeninin çalışmalarına katkısı vardır. Ve hayatın moleküllerin kendiliğinden birleşmesiyle başlaması olabileceğini savunan hipoteze katkıda bulunabilirler. Virüsler, morfoloji denilen şekil ve boyutları bakımından farklılık gösterirler. Genellikle bakterilerden çok küçüklerdir. İncelenen virüslerin çoğunluğu 20 ila 300 nanometre çapa sahiplerdir. Bazı filovirüslerin çapları yaklaşık 80 nanometre iken uzunlukları toplamda 1400 nanometreye kadar çıkmaktadır. Çoğu virüs optik mikroskopla görülemez. Bu yüzden taramalı ve geçirimli elektron mikroskopu viriyonları görselleştirmek için kullanılır. Virüsler birçok mekanizma ile genetik materyal değişikliğine uğrayabilirler. Antijenik kayma adı verilen işlemleri de içeren DNA ve RNA bazlarının tek tek diğerleriyle mutasyona uğramasıdır. Birçok nokta mutasyon sessizdir. Sessiz mutasyonlar protein kodlayan genlerde değişime neden olmazlar. Fakat örneğin antiviral ilaçlara karşı direnç geliştirilebilen diğer mutasyonlardaki gibi evrimsel avantajlara da neden olabilirler. Amerikan yerlileri kontajiyöz hastalıkları nedeniyle harap olmuş durumdalardı. Özellikle de Avrupalı sömürgeciler tarafından getirilen çiçek hastalığı nedeniyle Kolumb'un Amerika'ya ayak basmasından önce kaç tane yerlinin aşina olmadıkları hastalıklardan öldüğü bilinmemektedir. Ancak rakamların yerli nüfusunun %70'ine yakın olduğu tahmin edilmiştir. Bu hastalıkların yerlilere verdikleri zararlar önemli ölçüde Avrupalıların istilalarına yardımcı olmuştur. Dünya çapındaki epidemilere pandemi denir. 1918 grip pandemisi 1919 yılına kadar devam etti. Kategori 5 influenza pandemisi, influenza A virüsünün neden olduğu ve ölümcül hastalıklara neden olmuştur. Birçok grip salgınının ağırlık olarak çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişileri etkilenirken kurbanlar genellikle sağlıklı genç yetişkinler olmuştur. Eski tahminlere göre 40-50 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Daha yeni tahminlerde ise etkilenip bir şekilde ölen insanların 100 milyonu bulduğu belirlenmektedir. Bu rakam 1918 yılındaki dünya nüfusunun %5'idir. Virüsler konak hücrede hayati metabolik yolları kullandıkları için genel olarak konak hücrede toksik etkilere neden olan ilaçlar kullanılmak durumundadır. Viral hastalıklarda en etkili medikal yaklaşım, enfeksiyona bağışıklık sağlamak için aşılama yapmak ve seçici viral replikasyonu engelleyen antiviral ilaçlardır. Antiviral ilaçlar genellikle virüslerin yanlışlıkla kendi genomları ile birleştiği nükleosit analoglarıdır. Virüsün yaşam döngüsü durdurulur. Çünkü yeni sentezlenen DNA inaktifidir. Laboratuvarda virüsleri çoğaltma ve tespit etmek için çeşitli yöntemler vardır. Kültürlenmiş hücreler bir virüsle enfekte edildikten sonra ortama salınan virüslerin saflaştırılması için santrifüjleme yöntemleri, amonyum sülfat veya etilen glikol ile çökertme veya hücre bileşenlerinin organik çözücülere artırılması gibi teknikler kullanılır. Hastalarda yeni bir virüsün tespiti ve o virüsün saflaştırılması için özelleşmiş laboratuvarlar, ARISA, moleküler biyolog ve virolog gibi uzmanlar gerektirir. Bu, genelde devlet laboratuvarlarının gayretleriyle gerçekleştirilir ve zor durumlarda Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarının yardımını gerektirebilir. Virüsler, farklı türler arasında taşıdığı DNA veya RNA aracılığıyla gen transferi yapabilen ve genetik çeşitliliği artıran en önemli araçlardır. Yeryüzündeki hayatın son evrimsel atasının olduğu zamanlarda ve bakteri, arke ve ökaryotların çeşitlenmesinden önce virüslerin erken evrimde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Virüsler hala yeryüzünde keşfedilmemiş genetik çeşitliliği en büyük rezervuarlardan biridir.